Evet, ilk tadım için bugün aramıza katılan Eda'nın kayınvalidesi Hatice Hanım'ı davet ediyorum. Buradan mı tutup kaldırıyorum? Şuradan lütfen. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Pişmiş mi? Ya, tadı tuzu yerinde çok acı mi? Geldi. Bir de hamur yufkası çok güzel pişmemiş. Yapışmış birbirine. Çok mu acı geldi? Çok acı geldi. Bir de kıyması çok pişmemiş yani. Biberleri pişmemiş, çiğ geldi altı, bana. Altındaki biberi de mi beğenmedin? Yok. Sarılmasını? Sarılması güzel ama hamur. Hiç beğenmedin? Yok. Şimdi hazırsan Hatice abla ikinci tabağını aç bakalım. Tadı, tuzu, acısı, baharatı. Biraz tuzu fazla, azıcık. Tamam. Bir tık fazla. Altındaki biber sosu. Bunlar da güzel pişmiş. Yufkası da güzel. Çıtır da olmuş dedin. Çıtır, evet. Hoşuna gitti. Evet. Beğendin. Beğendim. Tamam, tut aklında. Tuttum. Hazırsan eğer, üçüncü tabağımızı açıyoruz. Hamur bu da hamur. Evet. Direkt görüşte anlıyor. Gerçekten hamur. Anlıyor yalnız. Bu çıtır çıtır bu hamur. Evet. Altı, sosu, tadı, tuzu. Nasıl? İşte. Tamam. Bunların hepsini aklında tut, tamam mı? Birazdan puanlarını alacağız. Aç tamam. Bakalım dördüncü tabağı. Bu da biraz pişmemiş. Pişmemiş. Kıyması da hamur. Kıyması da pişmiş ama yufkası hamur olmuş. Hı. Çok mu sıkı sarılınca çok hamur sıkı sarılmış. Bir de yoğurtla falan dökülünce hamur olmuş. O zaman zor beğenen kayınvalidemiz bakalım hangi tabağa kaç puan verecek? Hazır mısın? Hazırım. Hangisine önce puan vermek istersin? Buradan başlayalım. Başla. Buna bir veriyorum. Ne? Oo, çok sert. Kız çok acımasızsın. Tamam. Dördüncü tabak bir yazdım. Evet. Bir. Çok acımasız. Oo, evet. Buna iki veriyorum. Üçüncü tabak iki aldı. Kıt puanları Hatice ablanın. Buna beş veriyorum. Oo. Güzel. Evet. İkinci tabağa en yüksek puanı verdi ve 5 verdi. Çok merak ediyorum. Gelinine bir de 1 verirsen kaç? Buna da 4 veriyorum. 4. Evet, bütün puanlarımızı aldık. Şimdi de ilk olarak 3. tabakla başlayalım. Hatice Hanım'dan 2 puan alan gelin bakalım kimmiş? Hatice Hanım'dan 2 puanı hangi gelin aldı bakalım? Kaldır Hatice ablam. Hop! Yeşim 2 puan aldı. Birinci tabağımızı açalım. Bakalım Hatice Hanım 4 puanı hangi geline verdi? Açıyoruz. Açtık. Woo! Eda çıktı. Bravo. Aferin Eda. Bravo. Güzel. Şimdi bakalım kime 5 verdi? Hatice Hanım'dan 5 puanı alan gelin. Açalım bakalım kimmiş? Yaren! Dördüncü tabağı açalım. Aslıhan. Evet. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İlk olarak söylediğiniz yoruma göre cevap vereceğim. Lütfen söyle. Ben birinci de tabağı, onu söyleyeceğim. Birinci tabağı dediniz ki bunu beğenmedim. Hamur olmuş. Hamurdu. Bir dakika, hamurdu. Vallahi hamurdu. Bitireyim Hatice teyze. Hamurdu. Bak hamur dediniz. Tamam dedi. Evet. Sonra ikiyi yediniz. Bunu beğendiniz. İkiye bir şey demiyorum. Üçü yediniz. Bu da hamur. Bunu da beğenmedim. Dördün bu da hamur. Bunu da beğenmedim.
1'e 4 veriyorsunuz. 3'e kaç verdi 3'ü? 2. 2, 4'e 1. Üçünü aynı buldunuz. Nasıl aynı? Ama iki tabak da hamurdu yani. Tabii 3 tabak hamur dediniz. 1'e ne dediniz? Dedim. 1'e, 3'e, 4'e dedim. Hayır. Kayıtlara bakalım. Birinci tabağın başına geldiniz. Dediniz ki bu bakkal mantısı olmuş. Bu hamur dediniz. Nursel Hanım da size sordu, bunu beğenmediniz mi? Hiç beğenmedim dediniz. Evet. Siz o tabağa 4 verdiniz. 2'yi yedikten sonra dediniz ki bunu beğendim. Tamam 5. 3'e dediniz ki eh yani 2 daha iyi ama bu da eh işte dediniz. 4'e de dediniz bu da hamur dediniz. Siz 1'e nasıl 4 verebiliyorsunuz? Yeşim bir şey söyleyeceğim, gelsene. Ama bir. Gerçekten hamurdu yani. Gel bir gel yani. Şu iki parmağını bir getirir misin? Seninki zaten hepsinden farklı boyutu. Allah aşkına şunu yan yatıracağım ve lütfen iki parmağını koyar mısın? Rica ediyorum senden. Bu ne? Tam koy şöyle. Benim parmaklarım kalınsa ben ne yapayım? Parmakların kalın değil. Bak boyut olarak zaten şöyle baktığın zaman. Tamam bir daha çevir, bir daha parmağımı getireyim. Şöyle yapmak istiyorum. Sen kendi parmağını koy bakayım. Sen boyut... Tamam bak seninki oluyor. Benimkini çevir. Dokunmak istemiyorum. Tamam ben dokunmuyorum zaten. Bak, gerek yok. Benim parmağım tutuyor mu? Uyumuyor. Bak boşluk alıyor. Uyuyor. Yapamamışsın. Ya ben robot değilim. Aslan da yapamamış bugün. Sen de yapamamışsın yani. Yapamamışsınız ya. Bir şey bulamadım. Boyutu geç. Sen bir kere et suyu verilmedin bize. Ekledik. Islanmayacak mı bu? Seninki niye bu kadar çıtır? Hayır çıtır değil. Yarı çıtır olacak dedi zaten. Tamam, hadi uydurma yarı şeyler. Çıtır beş gözüküyor aldım. Zaten. 5 aldım. Bitti. Ya bu onu kadar. Biliyoruz. Onu hatırlatmana gerek Yaren, yok. Yaren sen neye göre aslanla yaşımın olmamış diyorsun? Ha? Senin adını geçirdin mi? Neye? Evet. Adını geçirdim. Aslan dedim mi? Evet. Hayır demedim. İyi dinle beni. Yeşim gelir misin dedim. Bir aldın ya o yüzden şuradan diyorum. Şuradan geçerken öyle bir aldın ya. Bir aldın yapamadın. Yok beğenmedim. Tamam inkar etmiyorum. 4 verdin. İki tane tabak hamur olmuş. İki tane çatı çatı olmuş. Nasıl verin? Bu kadar basit yani. Bir dakika benimkinin neyi vardı? Allah aşkına dördün tabağın neyi vardı? Valla tabağı açtığım zaman zaten tabak kendini gösteriyor. İkisi de hamurdu. Evet ne kadar güzel gözüküyor zaten. Bakın yok. Yufkadan yaptık ya biz bunu. İki tabak çıtı çıtı olmuştu. Bir dakika birbirine yakındı. Nasıl yaptığımızı anlatayım. Yufkadan yaptık. Biliyorum. Fırında pişirdik. Üzerine de et suyunu döktük. Islanması gerekiyor. Tabii ki doğal olarak ıslanacak ve yumuşak olacak. Ama yufka. Çıtır çıtır olacak dediler. Çıtır çıtır. Öyle bir şey demedik. Çıtır çıtır. Aa, öyleydi. Yarı öyleydi. Çıtır yarı hamur. Hiç beğenmediğinizde 4 verebiliyorsanız siz... Puan konusunda bonkör bir hiç kadın oluyorsunuz. Hiç beğenmedim değil ki o da çıtır çıtır hamur değildi ona 4 verdim yani 4 verdim. İlk yediği içirdiniz. Ama lezzetini hiç beğenmediniz. Siz kıyması çiğ olan tabak hangisiydi? İlk açtığın tabağı evet, hiç beğenmiyorum deyip 4 verdim. Kıymaları pişmemiş evet. Çiğ demediniz evet. Bir dakika mi? Ben bir şeye bakmak hangi istiyorum. Hangi tabağı dediniz siz? İlk tabağı dedi. İlk tabağı demedim ya. Hayır bir tanesine dedi. Kıyması pişmemiş dediniz. Birinci tabağı dedi. Ben bakmak istiyorum bir dakika birine çiğ dediniz çünkü. Burada zaten ben bir şey söylemek istiyorum. Aslıhan'la Yeşim'in gerçekten hamur boyut. Duruyor görünüşü. Hamur duruyor değil. Çıtırını şuradan anlayabilirsin. Bir yana bakar mısın? Gerçekten bayağı, hamur duruyor. Evet. Bakın. Hamur bayağı bir bayağı vardır. Bak yani. Bir bizimkine bak. Yarı çıtır olacak diye zaten. Kenarlarını görüyor musun? Beyaz olduğunu görüyorum. Ama sizinki gerçekten kenarları beyaz. Gel. Kadın haklı yani hamur demekte. Pişmemiş kıymaya 4 veremez. Sadece ben, çıtırlığına veriyor yani. Ben pişmemiş demedim ki ona. Ben kadına bakmadım. Senin kayınvaliden bunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Çünkü ben tabakları tatmıyorum. Bir yorum yapıyorsa puanını da ona göre hayır, ben burada görüntü sonra. Olarak bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Bu iki tabak gerçekten hamur. Ya hayır çıtırlığı renginden falan anlayabiliyorsun değil mi? Bu ıslandığı için. Anlaşılıyor evet. Et suyuyla ıslatıyoruz ama ya. Ama bizimkisi de ıslandı. Yani. Tamam. Demek ki o kadar kurutmuşsunuz ki ıslanmamış. Bizimki de ıslandı. İşte hayır, siz onun ayarı vardı. Onun bir pişirme ayarı vardı. Demek ki sen denk et. Gösterilmedi mi? Sadece üzeri kızarılmış. Bu evet. Tonda olacak denmedi mi? Evet. Evet ama işte bak. Ne biz, var? O zaman arasında, Aslı'yla biz yanlış şeyi gördük. Aynısı olmamış mı? Aynısı. Sizin algımız o zaman Aslı'yla aynı. Yok. Sizin kenarları hamur olmuş. Şey farklı. Burada herkes zaten yaparken tepsisini birbirine gösteriyor. Herkesinki aynı olsun diye. Şef burada onaylıyor. Neyin davasını yapıyorsunuz hala? O zaman demek ki bu da benim, bizim, tamam. Benimkini de onaylamış, onunkini de onaylamış anlamına geliyor. Bitti, tamam bitti. Kadın beğenmedi, 2 ve 1 verdi. Bitti ya bu kadar. Yani. Beğenmediğine yüksek veriyor, biz onu konuşuyoruz. Damak zevki öyleymiş. Beğenmedi. 4 vermek istedi. 4 verdi aynen. Demek ki. Ben zaten söylemişti ya benim gelinim yapamıyor. Yapamıyor. Yapamayana verdin demek ki sen de bu kadar. Kıymaçı yapamasa öyle dediniz. Demek ki kabul ettiniz. Bugün yapamasa yarın yapar. Zaten demek sen önce bir verdiniz. Kendi tabağının boyutuna bak. Bak 3. tabak hepsinden daha büyük benim duruyor. Benim tabağımın boyutuna. Kayınvalide takmıyor da sen niye takıyorsun ki? Siz benimkine takıyorsunuz her seferinde. Yok ha. Bilmem ne fıstığı pişmemiş yok şey olmuş. Ben dedileri yaptım ben de. Bakıyorum şöyle seninki daha büyük olmuş. Büyük.
Yani. Diyelim ki o iki parmak. Heh. Senin o iki parmağın daha ince ama sen değil de büyük yapmışsın. Yok, yok, senin iki değil de üç olmuş. Büyük parmağına olmuş. Göre üç olabilir. Bence üç olmuş. Sen bileğine göre yapmışsın resmen. Bu hafta da benim tabaklara oynarsın artık. Senin taksiyon o. Sizin yaptınız. Ben yani görünen kök olmuşsun. Hayır, ben her zaman neyse onu aslan söylüyorum. Aslan normalde bunu asla kaçırmaz. Tabii ortaksınız ya şimdi siz. Ortak. Üçüncü tabağın büyük olduğunu görüyor ama sesini çıkartmıyor. Ben Yeşim'in parmaklarını da görüyorum. Yeşim'in parmakları ya, sallanır bak, canım bak, benim. Ya kızın parmakları ince ya. Bir daha ben mi bakayım? Ben git mi bakayım bir daha? Gel beraber bakalım gel. Gel Allah başım. Ne parmakmış ya. Ne parmakmış Allah. Ya. Benim elim eşit iki parmağını koy ya. Bunu herkes bilir. Benim parmağıma göre yapmıyor bir dakika, zaten. Eşit olarak, eşit olarak. Tamam bir dakika. Ne parmakmış ya? Niye bir tanesini alıyorsun? Evet ha? Yok o içinden. Niye bir tanesini koy, alıyorsun? Allah aşkına bak, koy. Bak şu üçünü. Koyar mısın? Makine mi? Şunu koyar mısın? Yok yok ben bir şey daha söyleyeceğim. Bak, bak bir şey bak bunda dışarıda bir yakalıyor. Bir, iki, üç. Eşit yapacaksın hani nerede? O zaman. Bilek yapmış. Bilek, bilek. Ben onun derdini ne olduğunu şimdi biliyorum. Ben söyleyeceğim onu da. Ben her seferinde size adilce diyorum ki ben tabak ne yapıyorsam onu söylüyorum. Size açık açık ben demedim mi? Benim birkaç tanesi biraz büyük olmuş olabilir. O onu duydu ya. Şimdi onu burada söylemesi lazım. Yo. Çünkü ben kendim de söyledim. Ben sizin kadar belki simetrik dümdüz jilet gibi hepsini yapmış olamam. Ben robot değilim. Bak bir tanesi bir milim ondan fazla bir tanesi bilmem ne. Çünkü ben onu söyledim o onu duydu. O da yo, o kalınlığa tatlı başka hiçbir şey konuşmuyor. Ben bakarım hani siz diyorsunuz ya fıstıkları bu sefer bakayım diğer tabak gelsin. O tabak gelsin bakayım aynıysa elinizden geleni ardına koyuyorsunuz ya. Ben de bugün diyorum ki ikinci tabak da gelsin. İkinci puanım olsun bakayım hala aynı boyutları değilse tamam sustum. Tamam her zaman çıktı mı benim söylediğim? Çıktı. Bir tane yanım var dediysen bir tane yanık çıkmıştır. Size her zaman söylediğim çıktı bugün de çıkar.